Veriler konuşuyor. Balinalar OP ve bu 5 altcoin'i alıp satıyorlar diye söylüyor. Buna bir bakacağız. Balinalar neyi alıyor, neyi satıyor, nerede, ne yapıyor diye bakacağız. Aldio'dan bahsediyor. Ether, Blur diyor. Devamında Maker'dan, OP'den, Ether'den bahsediyor. XRP'den bahsediyor ve bu şekilde işi sonlandırıyor. Bunların içerisinde tabii özellikle balina aktivitesi aşırı yoğun. Ether ve XRP var. XRP zaten Ripple balinalarının enteresan garabeti yıllar içerisinde XRP'nin fiyat normalini de tabii ki etkiledi. Ve farklı kimi zaman rötarlı hareketler yapmasına çok fazla sebebiyet verdi. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda XRP coin geçtiğimiz haftalarda balinalar tarafından sert şekilde toplandı ve büyük alımlara maruz kaldı. Bu uzunca bir zamandır karşımıza gelen büyük bir veridir ve fiyatların yükselişine, potansiyel artışına büyük şekilde delalettir. Yine içlerinde Ethereum balinalarının sık tercih ettiği LDO ve OP de Ether ve XRP kadar olmasa da toplanan balina ilgisinin yoğun olduğu kripto paralardır. Maker da öyle gerçi. Zaten evet, genel olarak çok fazla ilgi gören kripto paralardaki aktiviteler kısa vadede de yansıdığını görmüş oluyoruz biz burada. Evet. Diyor ki kripto para piyasası son zamanlarda yaşanan balina faaliyetleriyle birlikte hem analistlerin hem de meraklıların dikkatini çeken önemli işlemlere sahne oldu. Optimizm, LDO, Blur gibi coinleri içeren kayda değer hareketler kripto alanının dinamik doğasını sergiliyor. OP iyi bir katman 2 projesidir. Teknik açıdan poligondan sonra en sağlam yapıya sahip olduğunu düşündüğüm katman 2 ekosistemidir. Fakat tokenomik yapısı çok iyi değil. Dolayısıyla OP'ye uzun vade yatırımları muhakkak yapılmaması ama sezon içinde gerçekten de değerlenebileceğini bilerek hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. LDO, Lido, Liquid Staking türevidir Lido. Çok fazla kullanılır. Piyasada tanınan isimler olan Vitalik Buterin, yine Just Insan, yani Tron'un kurucusu Just Insan gibi isimler tarafından da kullanılan bir yapıdır. Nitekim Vitalik Buterin yakın zamanda LDO ile alakalı konuşmuştur. Bu arada Vitalik Buterin yine Ripple'ın ABD hükümetiyle, ABD'deki çeşitli federal organlarla ağız birliği yaptığını, Ethereum'un Asya'da çok kullanıldığını, nitekim ABD tarafında da Ledger'ın yaygınlaştırılması gerektiği üzerine kulis yaptığını iddia etti Vitalik Buterin ve bu çok büyük ihtimalle doğru. Büyük ihtimalle gerçek yani bu. Ripple tarafından bir açıklama gelmedi. Vitalik Buterin bu yüzden Ripple'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ya ben özür dilenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bunlar karşılıklı işbirliği yani. Evet. Balina Binance'da LDO biriktirmeye devam ediyor. Bu arada bu da enteresan normalden. Yani mesela kimsenin haberi yokken baksanıza Ripple ekibi sen git işte ABD'nin federal organlarıyla görüş, niye Ledger'ı yaygınlaştıralım falan tarzında. Evet. LookOnChain gözlemleri önde gelen bir balina ya da kurumun bir kez daha Binance'a 500 bin LDO gibi önemli bir miktar yatırdığını ortaya çıkardı diyor. Son veriler itibariyle Balina şu anda 8,4 milyon dolar değerinde 3,6 milyon LDO'ya sahip. Özellikle Balina'nın fiyat zirvelerinde stratejik olarak LDO sattığı bilinmekte. Şu an satacağını hiç zannetmiyorum. Tabii ki olası durumda satabilmek için önceden önlemini alıyor. Yok tıkanıklıktı mı kanıklıktı, öyle şeylerle uğraşmak istemiyor. Balinalar çok yapar bunu. LDO ortalama 2024 ortasına kadar kolay kolay satılmaz diye düşünüyorum. Balinalar tarafından da aksine toplanır. Çünkü şu anda LDO'nun bulunduğu durum Ethereum yükseltmesi yaklaşıyor vesaire. Yani tıpkı Matic gibi Ethereum tarafından büyük bir dopingle karşılaşacak. Şu anda bunu satmak bence altın yumurtlayan tavuk muhabbetine dönecektir. Coinbase'e karlı Maker transferi
Vitalik Buterin dedik mesela. Vitalik Buterin Maker'a bayılır. MKR coin'i sıkça aldı ve cüzdanda tuttu. Hatta üzerinden trade yaptı. Hatta karşı taraflara ödeme yaparken MKR'yi kullandığı da çok fazla bilinen bir durumdur. Öyle ki yakın zamanda 500 bin dolar değerinde bir MKR transferi yaptı Binance'a. Tabi haber siteleri başladı boş muhabbet çevirmeye. Niye gönderdi, satacak lan, satsa ne olacak ya? Allah seni bildiği gibi yapsın. 500 bin dolarlık satışı koysa ne olacak, koymasa ne olacak? Büyük ihtimalle ödeme yapıyor dedik. Sonrasında adam açıklama yaptı. O kadar büyük spekülasyonun üstüne. Harbiden de ödeme yapmış yani. Ödeme yaptım. Karşı taraf ne yaptı bilmiyorum dedi. İyidir MKR. Sağlam bir DeFi projesidir Maker. Sezon içinde iyi yükselişler bekliyorum. Bence 5 haneli yani 10 bin dolar gibi fiyatları bile görebilecek güçlü bir yapıya sahip. Ama MKR'nin korelasyonu BTC ile gerçekten düşük kısa vadede. O yüzden yatırımcı alınca ondan sonra o Bitcoin yükselirken bu niye yükselmedi falan topuna girecekseniz hiç MKR'ye bulaşmayın. İfşası dikkat çekti analiz. Bibanda'nın Coinbase'i 2,5 milyon dolar değerinde 1755 MKR transfer ettiğini açıklıyor. Transfer 19 Ekim 1 Kasım arasında gerçekleşen ve ortalama maliyeti 1400 dolarla işlemi takip ediyor. Tam bir satış varsayıldığında Balina yaklaşık 150 bin dolar kar elde ettiğini söylüyor. OP'ye bakalım. Ember tarafından izlenen yeni bir hareket bir Balina'nın Binance aktarımı yaptığını gösterdi. Balina'nın Optimism token'ı OP'den diyor. 4 milyon aktardığını ortaya koymak. Bu arada Optimism Coinbase'le ortaktır. Coinbase'li sıkı işbirliği içindedir. Coinbase'in Base adındaki katmanını destekleyen yine Katman 2 projesi de Optimism'dir, iyidir. Buradaki varlık OP'nin fiyatlarında bir etkileşim söz konusu etmez. Ethereum ICO katılımcısı Kraken'e 6,2 milyon dolar değerinde 3000 Ether ekliyor. Evet, şöyle sağlam bir kar koydu yani adam, tamam mı? Ne kadar? İşte 31 sentten mi çıktı ya? 32 sentten mi çıktı? Öyle bir şeydi. XRP'de de Balina işlemleri var. Son olarak ValAlert 32 milyon XRP'nin Bitum kripto borsasına transferini içeren önemli bir işlem bildirdi. Bu satış için değildir. Balina'nın bir tanesi belli ki borsa değiştiriyor yani. Trade alanını değiştiriyor. Bitum zaten XRP ile birebir ilişkili bir borsadır ve XRP yatırımcısını çok sık bir şekilde çekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.